size özenli hareket gerekecek. Kalk. 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 20. civciv. Yürüyün. Kalını kesiyorsunuz, unutmayın. Zaten 3 tane var. En kalın. Kırmızı kalın kabloyu kes. Hadi. Vaktimiz yok. Yapacak bir şey arkadaşım. Nasip artık. Çok şükür. Emin ediyorum İso saçar gibi bomba patlayacak her yere. Sebo! Ne? Paket eli hala içeride. Bir dakikamız daha var paşa. İçeri sızmamız lazım. Bir dakika daha kesin sinyalleri. Emin, Ahmet, buraya gelin kalkanlar. Hasta kalır başım. Allah'ım beni sen kurtar ya Rabbim. Bu vatan yiğitlerini sen koru ya Rabbim. Oyunun sonunu beklemeyeceğim. Ben. Belli adımlar alamaz. Cemil ikisi bitince hepsini havaya uçur. Görüşürüz. Abi arkadaşlar. Çatağı dış şınırdım değil. Çok dik. Öndekilerin gelmesini bekleyecek zaman yok. Hadi. Sinyalleri kestik ya. Yapacağız o zaman Sebo. Arka tarafa geçelim müdürüm. Tamam hadi. Tamam ben. Kim edersin? Hadi çabuk.
Abi ne yapacağız? Daha hangisinin kim olduğunu bile bilmiyoruz abi. Demek ki üçünü de kurtaracağız. Sebo, kırmızı kalın kablonun bombayı etkisiz hale getireceğini söylemişti. Sen hedefe gir. Ne? Kurşunla kablo mu keseceğiz abi? Yaparsın Carlos. Başka çaremiz yok. Kırmızı ve kalın olmalı. Ben de aşağı inip kumanda yaptım. Komiserim, bunu başka türlü çözsek? Sen bu ailenin en kralat iş yapan adamısın. Gün bugündür. Gösterme hali. Sana güveniyorum. Tamam abi. Zaman kaldı! Kırmızı kalın kablom abi! Doğru dur! Tamam abi, ben de! Ne diyorsun Sabo? Yapabilir mi? Artık yapacak müdürüm. Kalın kablolar görüş alanında. Hadi Carlos. Asıl iş sende. Ben aşağı inim. Tamam. Hadi abim be. Hadi gözünü seveyim Carlos be. Titretme ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. El benim elim değil. İsabet ya Resulallah. Hadi Carlos. Zaman bitti müdürüm. Artık yüklenelim. Arkadaşlar, istikamet örgüt evi. Serbest nizam. Hadi. Neredesiniz lan şerefsizler? Aa! Aa!
Babam beni karakovan balıyla besledi oğlum. Helal süt emdim ben. Kancım. Kartal 2 Kartal 1. Kurban da bizde. Akif abi. Abi kontrol bizde. Kabloları çatıdan kestik. Fırla fırla. Elif, Sinem iyi misiniz? Daha iyiyiz. Teyzeciğim, operasyon bitti. Gözünüz aydın, kızınız kurtuldu. Çok şükür yarabbim. Akif abi! Akif abi! Abim! Akif abi! Abim! Akif abi! Oğlum ne yaptın sen ya? Ha? Şeklimizi koyduk abi. 5.56 çarpı 54. 54 milimetreyle kablo kestim abi. Adam azarı tarzı. Aslan. Elif iyi misin? İyiyim. Akif. Geçmiş olsun kardeşim. Çocuklar iyi misiniz olsun? Geçmiş olsun Elif. Akif. Geçmiş olsun kardeşim. Ödümü patlattın yine benim ya. Sinem! Kızım! Sinem! Anne! Yavrum! Sinem! Bir tanesi annesinin! Sen benim taze biricik gülümsün. Yüzüne uyanamazsaydım ya. Kokunu duyamazsaydım ya bir daha. Annem, ben seni dinlemedim, hakkını helal et. Ya bir şey olsaydı sana. Al gözlüm. Ya sarılamasaydım bir daha. Gül kokunu duyamazsaydım bir daha. Nefes almak haram olurdu bana. Ah bağlan karalar bağlan. Başını yastığa koy giderdi kızım. Annem ağlama ne olur. Bak kurtulduk yine birlikteyiz. Çıkmam bir daha sözünden tamam. Canım hep senin üstüne titrer kızım. Hasret derdi, gönül derdi neylesi bana? Şu anacığım bin nasile büyüttü seni. Yedirir mi hiç kurta kuşa yavrum? Geçsin kızım gibi. Yarın size düşer. Biz ancak kenar köşe bekleriz. Yapma anacığım, ben öpeyim. Ak ellerine elvan elvan kınalar feda olsun seni. Yavrumu kurtardın ya. Her dertten sağ olasın kızım. Sen sağ ol teyzeciğim. Ana yüreği işte kardeşim. Hadi bakalım, hadi hadi. Toparlanın gidiyoruz. Herkese geçmiş olsun. Hadi. Hadi bakalım. Kızım. Helal olsun sana kardeşim, helal olsun. Baksana, pesle kesmiş gibi almışsın kabloları. Akif abini yine vuramadım aslında. İyi ki patlamadı abi. Nasıl? Kumandanın bizde olduğunu duyunca yemin ediyorum senin sular serpildi içime abi. Üçüncü kabloyu vuramadın mı? Vallahi vuramadım abi. Direkten sıyırdı patladı. Lan oğlum desene, bizim paşa kurtardı o zaman Akif'in hayatını. Harbi gıcıklık yapıyor bazen. Ama adam da işi biliyor be abi. Sağlam da aldı içeri. Gözünü kararttı yani.
Benden baba. Lan oğlum biz bitti diyoruz, bugüne koşuyor ya. Nereye gidiyor bu şimdi? Doymadı çatara pataraya. Tavşan hamura koşuyor şimdi. Biz baltayla desteğe gidin. Benim bombaları elden geçirmem lazım. Tamam abi. Yürü balta. Hadi. Cennet de vardır bizde. Adalet karşısında hakların var. Eğer teslim olursan bunu da sana ödeyenler. Ama karşıma başka türlü çıkarsan eğer, biliyorsun sözüm var. Alırım. Trapçıyım oğlum. O ne be? Kuş havalara kuşacak ki hareket halinde yakalayacak.
Ben gideyim şu kuşağı havalandırayım o vakit. Al köpeğini şu an. Hep sabırlı ol. İstesem seni paket ederim. Ama artık adaletin karşısına çıkacaksın. Abi! 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 Eğlenceye geç mi kaldın? İsmini sana bırak. Paket bağlamanın hastası. Kımıldamayın! Bu kadar çok pes edeceğimi mi sandınız? Şşş! Kelle avcısı! Hayatın parmağımın ucunda. İlla öleceksin değil mi lan? Ha? Merhametlisin lan işte. Bir dahaki sefer sana gösteririm.
dahaki sefer olmayacak. Bu senin son seferin. Hem de iadeli taahhüt. Geymen bu kansın için. Akif abi. Abi yapma abi. Abi bırak kararın adalet versin abi. Yapma abi. Akif abi. Abi yapma. Abi. Benim bildiğim Akif abi yapmaz abi. Yapma abi. Yapma abi. Ne ettin şu görüntüleri aldın? Sen Urfa'da bu işleri nasıl kaptın, ben hala onu düşünüyorum abi ya. Türkiye'de en çok nereden çıkıyor yakır, söyle bakalım. Urfa deme şimdi de. Batman 1, Urfa 2. Abi suyundan mı kaynaklanıyor, İstatun'dan mı kaynaklanıyor? Sınırdan bize hep kaçak mal gelirdi Carlos. Her türlü yeni elektronik malzeme ilk biz görürüz. Kurcalaya kurcalaya, boza boza öğrenmişiz bir şeyler. İstat da zihnimizi açmış demek ki. Bak şimdi. Bak bak. Akif gidiyor burada. Peşinden de Selim gidiyor. Bak, Akif dönüp burada Selim'i vuruyor değil mi? Ben bakamıyorum arkadaş, fena oluyorum. Bak, Selim'in geldiği yere kadar yapılmış olan kaydın kaynağı MP2. Evet. Ama Akif de... Eğer bu gerçekten Akif'se... Sözüm ona, Akif'in dönüp ateş ettiği yer var ya... Bak şimdi sana orayı da göstereceğim. Ondan sonrası başka formatta kaydedilmiş. Ona da MP4 diyorlar. Vay, çift kamera çekim yani. Ulan balta! Aferin be. Tam üstüne bastın kardeşim. Güvenlik kamerası tek. Kayıt formatı tek. Ama burada farklı iki tane kaynaktan kayıt var. Yani anlayacaksın Carlos'um. Bu CD çakma, iş korsan, cinayet montaj hafız. Aynen öyle kardeşim. Lan oğlum. Hadi bu isot diyor böyle. Sen nasıl çözüyorsun lan bu işi? Bizde topçu zekası var kanka. Futboldan gelme analitik düşünme kabiliyeti. Yani anlayacaksın. Tatanga'nın eşsiz içgüdüsü. Ben direkt cümleten aksiyon adamıyım ben şahsen. Ben sana şimdi... Kodek diye bir program var kardeşim. Ha, bu onu göstereyim bak. La CD'yi aldırsın ya. Ya balta! Balta CD'yi ver balta! Elif, özellikle sana söylüyorum. Ekip içinde şahsi hareket istemiyorum. Emredersiniz müdürüm. Akif, sen de aynı şekilde. Emredersiniz müdürüm. Neyse ki tutuksuz yargılanacaksın. O zamana kadar da bu mevzuyu halletmek için gayret edeceğim. İnşallah müdürüm. Meşgul. Bu ne oğlum? Korsan CD müdürüm. Hayırdır Recep? Hayır abi inşallah. Seni montajlamışlar işte. Çözdüm olayı ben. Senin dava bitmiştir yani. Gel. Kusura bakmayın. Selamun aleyküm. Ekip halletmiş. Gene yaptın yapacağını değil mi? Müdürüm, Recep bir müsaade etmedi ki ben gelip size durumu anlatayım. Siz anlatın bakayım bana şu mevzuyu iyice. Güzel haberlerim var. Müdürüm. İlk tanışmamız pek dosya değildi. Ama bir yolunu bulacağız. Buna eminim. Ben yuvamı dağıtmak istemiyorum. Ama eşim bu konuda ısrarlıysa... elim kolum bağlı. Eğer anlaşmalı bir boşanma olursa siz de rahat edersiniz Salih Bey. Aksi takdirde dava uzun sürebilir. Nafaka talebimiz de olabilir. Peki kızım? Kızım ne olacak? Bundan böyle benim için en önemli şey
Hatta tek önemli şey kızımdır. Şu anda aktif olarak çalışmadığınızı, raporlu olduğunuzu öğrendik. Çalışmayan bir baba olarak kızınızın sizin yanınızda kalması söz konusu bile olamaz. Allah başka türlüsünü kaderime yazmamışsa, ben irademin hakkını verip bu sandalyeden kurtulacağım. Şu anda sandalyeye bağlısınız ve çalışmıyorsunuz. Çalışacağım. Ayol, anlamıyor musun Salih Bey? Sen kendine bile bakamıyorsun. Kızına nasıl bakacaksın? O da benim bileceğimiş. Yasemin, sen de bir şey desene. Ne annene ne de avukata bakma sen. Gerçekten ne istiyorsan bana onu söyle. Eğer boşanmazsak annem de sana dava açacak Salih. Mesleğinden olacaksın belki de. Nedenmiş o? Evimde çıkarttığın olaylar için. Ne? Gülay Hanım, siz benim karımı tehdit mi ediyorsunuz? Şantaj mı yapıyorsunuz? Ne alakası var canım? O da boşanmak istiyor zaten. Bak Yasin, eğer ortada bir tehdit varsa biz her şeye göğüs gerebiliriz. Ama darlıktan, zorluktan korkuyorsan, dünyalık peşindeysen, ben de seni güzelce salıveririm. Kızımı size bırakmam. O benim sorumluluğum altında. Onu size bırakmam. Akif. Efendim Elif. Gerçeğin ortaya çıkmasına çok sevindim. Pek sevinmiş gibi görünmüyorsun aslında. Seni öyle bir duruma düşürdüm ki utancımdan ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben çok özür dilerim Akif. Sen de durup dururken benim üstüme gelmedin Elif. Biri seni bana doğru itti sanki. Böyle bir şeyi kim yapar ki? Yani seninle benim arama kim girmek ister? Ben hakkında açılan dava için yeniden dilekçe vereceğim. CD'yi de savcıya teslim edeceğim. Ha, bu arada... Elif, iyi misin? Önemli değil. Gözüm karardı bir an. Bak, sende bir şeyler var. Hastaneye gidelim beraber, hadi. Yok, önemli bir şey değil. Geçer nasılsa. Bak, bu meseleyle kendini daha fazla yormana gerek yok. Ben davayla ilgili işlemleri hallederim. Tamam? Tamam. Hadi gidelim, biraz dinlersin. Akif'in hayatını kurtardığına göre ondan zannettiğin kadar nefret etmiyorsun demek ki. Operasyonda o hamleyi yapmasaydım terörist o bombayı patlatacaktı. Akif de bu. Parçalara ayrılacaktı. Kurtarmışsın işte adamı. Sen gel vazgeç artık bu öfkeden. İntikam kime ne fayda vermiş ki İlker? Dayı, benim için hayatın tek anlamı intikam. Eğer Akif orada ölseydi bütün her şey suya düşecekti. Akif'in ölüsünün bana faydası yok. Ona ancak yaşadığı sürece acı çektirebilirim. Kendi başına da yıkacaksın oğlum. O yansın yeter ki. Ben arada yanmaya çoktan razıyım. Bu yola baş koymuşum ben. Ah be İlker. Vazgeçmen için ne yapmam lazım oğlum? Akif'e beni hayatımı çaldı benim. Beni aşağıladı. Bana yaşamak için hiçbir sebep bırakmadı. Ben var oldukça nefesim hep ensesinde olacak. Rezil edeceğim onu. Yerin dibine sokacağım. Kardeş, senin inadın ve ısrarın sayesinde aklandık. Sağ olasın. Estağfurullah kardeşim. Benim zaten kafam basmadıydı. Gerçeğin peşine düştüm. Peki bu kumpası sana kim kurdu be Akif abi? Sen onu yapan şerefsizi bana göster abi. Kumpasıyla mumpasıyla yekten alırım aşağı.
Yaparsın dostum, biliyorum. Eyvallah. Her fırsatta bu suçu üstüme yıkmaya çalışan kim? Sebo, bize sokakta ateş açıldı. Sonra Salih abi için koşup geldik. Ama aynı esnada kimdi yine kayıplara karışan? Ben çözdüm abi. Elif abla. Ya yuh be abi. Yuh. Yine dumur ettin ortamı be Afif be. Yalnız abi bunu kim yapıyorsa kesinlikle senle Elif ablanın arasını açmak için yapıyor abi. Ben de bundan adım gibi eminim. Kim o zaman? Kim olacak? İzin Paşa. İlker. İlker. İzin Paşa yani. Dedi ya oğlum. Aynen işte. Benim de aklıma geldi de diyemedim. Ne de olsa herif bizden biri benim kardeşim. Elif Hanım, tahlillerden tam olarak bir teşhise vardığımı söyleyemem. Strese bağlı bir şey mi acaba? Son zamanlarda sıklaşmaya başladı da. Sizden bir ricam daha olacak. Buyurun. Beyin MR'ı çektirmenizi rica ediyorum. Yani ben de bu İlker'in tavırlarından hiç hoşlanmıyorum ama herif çoğulu baya son operasyonda canını koydu ortaya senin için. Canını mı koydu? Abartmayalım abi ya. Sonuçta görevini yaptı. Ne olduğundan benim haberim yok ya abicim. Bak işte bekliyor. Servis gelmeden hallederiz belki. Çok yol ortası değil mi ya burası? Ya kim anlayacak? Adamlar organ için bekliyor. Yarım saate bulduk bulduk. Çocuktan gelecek organı kabul ediyorlar mı? Niye etmeyecek? Asıl çocuk organları para ediyor kızım. Hadi yürü. Abi velhasıl ben diğer iki kabloyu aldım ama senin kabloyu ıskaladım abi. Nasıl patlamadı bomba? İşte abi paşa da aldı içeri. Kumandayı aldı elinde. İlker kumandayı almasa havaya mı uçacaktım yani? Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle oluyor işte. Burada bir durum mu var? Ne oluyor ya? Bir baksanıza. Ya bunlar küçük çocuğu ne diyecek şuraya? Ben kullandım. Gidip bakalım şu işe. Servis gelmeyecek. Bizi gönderdiler seni almaya. Ben sizi tanımıyorum. Ben babanın iş yerinden arkadaşım. Atla arabaya. Hadi birlikte gideceğiz işte. Hadi yavrum. Hadi bin arabaya. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi bunlar beni rahatsız ediyor ya. Hayırdır birader? Ne istiyorsunuz çocuktan? Sen karışma lan. Babası gönderdi bizi. Servis gelmiyor. Biz de alıp eve götüreceğiz. Hadi oğlum yürü sen de yürü. Abim sen bunları tanıyor musun? Tanımıyorum. Hem sevmedim ben bunları. Arkadaşım çocuk tanımıyor sizi. Sen dursana bakalım bir saniye. Bırak kolumu. Sana kolum hemşerim. Ne iş ha böyle? Çocuk mu kaçırmaya çalışıyorsunuz güpü gündüz ha? Sizin gibileri bizim orada sıvama köftenin arasına koyuyorlar birader biliyorsun değil mi? Bırak ben kolumu. Canına mı susadın? Yeter dedik lan. Balta senin o. Lan! Çocuğa dokunan elleri kırarım ben be. Yürü baltam. Yürü. Gel bu tarafa gel.
Sandaryalıyız lan biz! Şu abiyi gördün mü? Nasıl silkeledi adamı? He, hoşuna mı gitti? Evet. Bayansın diye bir şey demedik sana ama sen bize silah çekiyorsun. Oldu mu böyle? İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı in 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 in. İn. Yaşayın abiler. Ben bilgisayar oyunu oynarken bile çıksın. Böyle bir şey görmedim. Akif ben ekip çağırıyorum abi. Ay, ne oldu burada? Ahmet yavrum iyi misin? İyiyim abla. Yerdekiler kötü adam. Alo. Bu ayaktakiler iyi abiler. Devrem bu Kalamış Marina yok mu Fenerbahçe'deki? Gel çabuk gel. Ha Ahmet. Ha oraya iki ekip arabası yolda. Tamam tamam sakin. Kim olursa olsun asla yabancı birinin aracına binmek yok. Değil mi Aslı? Evet abi. Peki bu kötü adamlar ne olacak? Biz polisiz. Gereken neyse yapılacak. Çok sağ ol. Bu çocuğun başına bir şey gelseydi. Yani Allah'tan biz buradaydık. Bu abiler polismiş abla. Adamları çok fena yaptılar. Bir görseydin var ya. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Abi şu işe bak ya. Güpegündüz çocuk kaçıracak içerisinden ya. İnsanın içinde Allah korkusu yoksa ondan her türlü kötülük beklenir Carlos. Amin abi. Abi abi. Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam Salih. Hoş geldin ya. Ne haber? İyi, iyi. İyi müdürüm. Nasıl gidiyor bakalım? Müdürüm, benim bir şekilde şubede çalışmaya devam etmem gerekiyor. Salih, raporum var. Ya durum iyileşene kadar ailenle ilgilensene. Sorun da bu ya zaten. Bizim hanım bana boşanma davası açıyor. Yani şu durumda mı aklına gelmiş boşanma? Ben siyahım. Evet, ne diyeceksin? Ama asıl konu kızım. Kızımı alacaklar benden. Olur mu canım öyle şey? Ben kızıma sahip çıkmak istiyorum. Yanımda olsun istiyorum. Öyle kolay değil o işler Salih. Kim kimden neyi alıyor? Çalışmayan bir babanın mahkemede pek şansı yokmuş. Bak, o zaman seni emniyette başka bir birime alalım. Başka çaresi yok. Özel harekattan sonra gidip pasaport büroda evrak mı zımbalayacağım yani? Salih, bak mantıklı ol. Özel harekatta çalışabilecek durumda değilsin. Müzakereci olarak devam edebilirim. Salih, yapamam. Ben olur desem de izin vermezler. Operasyonlarda çocukların hayatını tehlikeye atmış olduk.
mektup payı daha iyi. Bu seni rahatsız ediyor mu? Umurumda bile değil. Peki seni rahatsız eden nedir İlker? Benimle alıp veremediğin mi? Tarzımız farklı Akif. Başka bir sorun yok. Selim'in ölümünden sonra ekip içinde beni suçlayıcı konuşmalar yapan bir tek sen oldun. Deliler senin suçlu olduğunu düşündürdü. Ama sen görüntüleri bile görmeden beni suçluyordun. Kişisel bir meselem olsa hayatını kurtarmak için kendimi tehlikeye atmazdım. Evet, ne yaptığını biliyorum. Teşekkür ederim. Ama diğer yandan bunu yapmak zaten bizim işimiz değil mi? Üstünde şüpheler dolaşırken seni anladığımı söylemiştim. Biliyorum. Şimdi de beni kıskanmanı anlıyorum. Ne? Saçmalama paşam. Seni kıskandığımı da nereden çıkardın? Ben işimi tertemiz yapıyorum. Prensiplerimden ödün vermiyorum. Aşkı meşki işime karıştırmıyorum. Bana bak. İşin olmayan sularda dolanmasam iyi olur. Dost için ölürüm. Düşman için dirilirim. Sen var, benim dostum kalmaya gayret et aslanım. İşte burada. Siz bile görebilirsiniz. İlk başta kanserden şüphelendim. Genellikle bu tip bayılmalarda lösemi endişesi ya da ilik kanseri korkusu yaşarız. Ama tahliller temiz çıkınca... Peki durumu benim anlayacağım şekilde anlatır mısınız? Şimdi ne olacak? Bu tümörün iyi veya kötü huylu olduğunu anlamak için ameliyat edip parça almamız gerekiyor. Ya kötü huyluysa? Umarım değildir. Peki ama kötüyse diyorum. O zaman ne olacak? Elif Hanım, önce biyopsi. Sonra durumu değerlendiririz. Yalnız beyin ameliyatı olması sebebiyle bazı büyük riskler söz konusu. Mesela ne olabilir? Konuşma bozukluğundan tutun da kısmi felçlere kadar pek çok tehlike söz konusu. Çünkü malum, beynimiz bütün her şeyin kurulmasın. Peki ameliyat olmazsa? Başka şansınız kalmaz. İyi huylu olsa da bu tümör büyümeye devam edecek. Sanırım benim bu yeni durumu kabullenmem için biraz zaman gerekiyor. Efendim Akif. İyiyim. Dışarıdayım. Birazdan adliyeye geçeceğim. Adliyeye mi gideceksin? O zaman diyorum ki geleyim seni alayım. Birlikte bir yemek yiyelim, olur mu? Buna ne kadar ihtiyacım olduğunu sana anlatamam Akif. Çok iyi olur. Ayarladınız mı çaycıyı? Ayarladık abi. Şeker kutularıyla arkadan sokacak makine. Allah vere gerek kalmaz da yine de içeri boş değil mi? Eyvallah. Kardeşim dikkat etsene biraz. Özür dilerim. Buyurun. Sağ ol. Çok güzel çiçekler. Buyurun, çiçekleri var. Kolay gelsin ablam. Aslanım buyur, ne istersin? Şimdi bunların hangisinin mevsimi abla? Papatya ve karanfil mevsimi. Soğuk havalarda mis gibi kokar. Tamam, sen bana papatya, karanfil. Ver işte.
bulmuş kıza da güzel bir demet yapayım. Burada da koyayım. İşte bahsettiğim silgi bu sayın savcım. Akif Emir için açılan davanın kapanmasını, fakat bu CD'yi kimin montajladığına dair araştırmanın başlatılmasını arz ediyorum. Gerekeni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Bu işin arkasında şahsi bir husumet olmasın? Bilmiyorum. Ama bu suçlamalar hepimizin kabusu oldu. Bu oyunu kim kurduysa ben de onu bulana kadar peşini bırakmayacağım. Artık siz bu konuyu tamamen bana bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim sayın savcım. Rica ederim. Bu evrakların fotokopisini çektirip karşı odadaki sekreter hanıma da birer nüshasını bırakabilir misiniz lütfen? Tabii ki sayın savcım. Sayın savcım, kolay gelsin. Buyurun. Zeki Tomur adına buradayım. Anlaşıldı. Müsaade istemeden odaya girip kurulduğunuza göre acil bir durum var herhalde. Zeki abinin, yani bizim patronun yarın duruşması var biliyorsunuz. Evet. Dava süreci devam ederken Zeki abim mahpusta çok sıkıntı çekiyor. Oteli yerleştirecek halimiz yok. Benim sizden ricam Zeki Bey'in tutuksuz yargılanması. Siz savcı olarak bu talebi yaparsanız hakim beyler de bir şeyler yapacak. Tutuksuz yargılanırsa yurt dışına kaçacağına dair elimizde bir hayli belge var. Kaçmaz canım, ne kaçacak? Beyefendi adamdır. Ha, tatile gider, o ayrı. Kusura bakmayın, hakim beyler bırakacaklarsa zaten bırakırlar. Bu konuda benim yapabileceğim başka bir şey yok. Ya çok affedersiniz. Savcı Bey'in odası bu katta mı? Koridorun sonunda sağda. Teşekkür ederim. Savcı Bey'e değil. Savcı Bey şu an müsait değil. Tamam. Sonra gelirim ben. Bak. Bu da son teklif. Çocuğunun eğitim masrafını karşılayın. Adalet rüşvet karşılığı satılık değildir. Değil mi? Adaleti satma. Benim görevim adaleti tesis etmek. Şimdi kalbimi kırdın. Bunu başka türlü çözeceğiz o zaman. Mesut bir aile tablosu. Ama anlamıyorum. Bu teklifi reddederken karını ve çocuğunu da mı düşünmüyorsun? Sen beni tehdit mi ediyorsun?
Hayır. Böyle girebiliyorsak her yere girebileceğimizi. Kolay gelsin. Buyurun. Savcı Bey'in odasından geliyorum. Bir baksanız iyi olur. Hayırdır? Bir sürü herif odayı kapatmışlar. Savcıyı tehdit eder bir halleri vardı. Hemen bakalım, buyurun. Hepiniz, hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Bırak şunu. Bırak. Bırakın. Bırak. Bırakın. Otur şuraya. Kim olursanız olun, bunun hesabını vereceksiniz. Ne oluyor burada? Derhal tutuklayın bunları. Geçin şöyle. Geç, geç, geç. Sen de geç. Geçin şöyle ya. Dur. Geç şöyle. Çök. 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 Bir özel harekat çekebilirleri inanmadığım için sevinmeliyim herhalde. Adamlar hiçbir şey yapmadı. Bir sesimizi çıkartmayın sadece. Sen. Bana girişte nezakette bulundun. Yol verdin. Ama sen bize hiç nazik davranmadın. Artık yapacak bir şey yok. Güzellikle çözelim dedik ama dinletemedik. Bütün bu katın giriş çıkışlarını tutun. Şileşi de çıkarın buradan. Ne elde edeceğini sanıyorsun? Çok bir şey istemiyorum. Patronumu 2 saat içinde serbest bırakıp bir uçağa bindireceksiniz. Yoksa hepinizi teker teker harcarım. Lavaboya da bakın. Kimse kalmasın. Müdürüm. Ben de geliyorum. Olmaz Salih. Bir müzakerecinin neler yapabileceğini göstermenin tam sırası. Aktif görevde değilsin. Ve şu an raporlusun. Seni sahaya götüremem Salih. Bu
Bu yarım bacaklar mı engel bana? Gerekirse yarım bacaklar. O da olmadı. Bacağı keser, yine de göreve giderim müdürüm. Biz böyle bildik vazifeyi. Hadi çocuklar, hadi beyler, hadi. Ben gelince sana ne olup bittiğini tek tek anlatırım abi. Hadi beyler, hadi, hadi. Hadi. Abilerim. Ailem falan dedi. Merak etmesin. Şu an pek müsait değilim. Elif neredesin? Neredesin Elif? Karşılaştığım bu sıkıcı durumdan bahsetmende sakınca yok. Nasılsa şimdi herkes öğrenmiştir. Ben savcı beyin yanındayım. Ne? Savcının yanında mı? Seni bulmak için adliyeye girdim ben. Şu anda seninle aynı kattayım. Öyle mi? Neredesin peki? Konuş dediysek randevulaş demedik. Bütün telefonları toplayın. Herkes çıkarsın telefonları. Ver, ver. Hadi çabuk. Çıkar telefonu. Hadi ver, 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 ver. Elif. Savcı Bey'in katını tamamen tuttular. Kaç rehin olduğunu bilmiyoruz. Talepleri ne? Gözü karartmışlar. İçerideki patronları serbest bırakılacakmış. Uçağa konup yurt dışına gönderilecekmiş. Yeni yeni adetler çıkarıyorlar ya. Neyse ki benim adamlardan biri içeride. Efendim? Müdürüm. Elif de rehineler arasında. Adamlar tahminim 8-9 kişi. Merdiven ve asansör çıkışları tutuyorlar. Beni duyabilirler.
Gerekirse sizi inar. Hocam bir durun. Sakın bir delilik yapma hakim. Tamam, tamam. Bir delilik yapmam. Arkadaşlar, hem iyi hem kötü haber. İyi haber, Akif'le Elif içeri sızmışlar. Kötü haber, Elif de rehinelerin arasında. Adamlar yaklaşık 8-9 kişi. Oo, Salih amirim. Kaldık şubede biz bize. Güzel bir kahve yapayım mı size? Hı hı. Benim emekler de biraz tıngırdasın be abi. Ebu Akil adeta şehadet kokluyordu. Ciddi savaştı. Dur. Ebu Akil ağır yaraldı. Ve bir kolu kopacak gibiydi. Sadece kolunun bir etiyle duruyordu. Gerisini İbn Ömer'den sonra. Ebu Akil'i sürüye sürüye çadıra getirdik. Üzerine bir bez örttük. Fakat İslam saflarında yer yer çatlamalar oluyor. Sahabi feryatları duyuluyor. Ve bir ses ortalığı velveleye veriyordu. Ebu Akil kılını dahi kıpırdatmayacak şekilde ölüyor diye bekliyordum. Birden çadırın önden geçen bir sahabinin dudaklarından şu ses döküldü. Ey bozguna uğrayan ensar! Huneyde olduğu gibi toparlanın! Yeniden hücuma geçin! Bezin altındaki Ebu Akil birdenbire hortladı. Gitme! Öleceksin dedim. Duymuyor musun? Ben ensarım dedi. Beni çağırıyorlar. Sürünen kolunun kendisine engel olduğunu gördü. Kılıcını eline aldı. Sürünen koluna ayağıyla bastı. Ve kolunu kesti. Ya Allah diyerek düşman saflarına hücum etti. Ya Allah! Ya Allah! Aminim! Ama... Aminim, kütükte doğranmış et gibi tanımak mümkün değil. Aminim. Dudakları Mehmet. Hala kıpırdıyordu. Ehliyetin var mı senin? Ama ne var tabii aminim. Kim dersin ustamda? Bütün bir mevsimin bunları yüzünde terakküm etmiş gibi. Yok ya. Tabii aminim. Lafımda ehliyetimde harbi. Bir ara F1'den bile çağırdılar da ben gitmedim. Araban var mı? Yok ama Sakaryalı'nın arabayı ödünç alıp arada bir motorunu açıyor. Yürü koçum o zaman. Gidiyoruz. Harbi mi? Harbi mi aminim? Operasyona mı gidiyoruz yoksa? Tabii aslanım. Hadi göreyim seni. Ben şimdi o zaman Carlos abinin dolaptan anahtarları alayım. Bir de sürüş eldivenlerimi tabii. Hemen geliyorum aminim. Kahvede istesek mi? Vallahi isteriz abi. Dular herhalde. Ben özel harekat müdürüyüm. Bir an önce rehineleri serbest bırakmanızı istiyorum. Özel harekat geldi de. Güzel. Durumun ciddiyetini kavradınız yani. Vallahi rehineleri bırakırım tabii. Ama önce Zeki Tomur'un yurt dışına giden bir uçaktan beni arayıp müsaade vermesi gerekir. Bakın, ben bu talebi kendi inisiyatifimle karşılayamam. Bize biraz daha süre verin. İlgili yerlerle konuşacağım. Ama bu arada en azından varsa elinizdeki kadın rehineleri serbest bırakın. O zor. Ama ortamı yumuşatmak için bize çay kahve yollarsanız fena olmaz. Müdürüm, savcı müdür beyin bey. İşi ve oğlu. Kocamın durumu nasıl müdür bey? Şu an herkesin durumu gayet iyi. Herhangi bir çatışma falan da yok çok şükür. Adın ne bakayım senin? Enes. Korkma sakın. Baban bize emanet. Gelme dedim ama dinletemedim. Emniyetten aradıklarında oğlumla birlikteydik. Aslında burada beklemeseniz daha iyi olur. Lütfen amca, ben babamı bırakmak istemiyorum. Ama burada durmanız uygun olmaz ki. Sizi daha rahat bir yere alayım. Ben hep babamın yanında olmak istiyorum. Siz ne yapıyorsanız her şeyi göreceğim. Enes, bak gel seninle anlaşalım. Sen benim dediğimi yap, ben de senin babanı sağ salim buraya getireyim. Tamam mı?
Babam her gün işten dönünce bana kitap okur. Bugün de okuyacak inşallah. Merak etme. Buyurun. Benimle gelin. İyi misiniz dedim. Arkadaş, çocuk işin içine girdi mi ben dayanamıyorum. Zaten çocukların burnunda tutuyor. Endişelenmeyin. Altından kalkarız müdürüm. İnşallah. Sallanır ama bu kadar da sallanmaz ki be kardeşim. Ne olur şu ışıkta stop ettirme arabayı. Tamam abi, tamam. Yeşil yandı. Hadi bastır. Abi. Sen kendin yanılmışsın oğlum araba kullanır. Tamam abi, Salih abi arabadan. Ben gazı veriyorum, yemiyor araba gazı. Ya dese bakmayı bırak. Tak bire. Çık ayağını devrardan. Çıkan asansör ve merdiven tutulmuş vaziyette. Buraya neler kaç kişi bilmiyorum. O yüzden arkadaşınızı şehit verdik maalesef. Ben bir şekilde yapacağım. Hakim, olduğun yerde kal. Biz yukarı gelene kadar bekle. Kalabalıklar mıdır? Zayiat verebiliriz. Ben adamların sayısını azaltmaya çalışacağım. Tuncay, ne oldu bizim kahveler ya? Bilmiyorum abi, göndermedi şerefsizler. Hiç misafirperver değillermiş. Tahmin etmeliydim. Ne yanda? Arkadaşım. Nereden? Gidenler gitti. Kalanlar burada. Hem sen adliyede mi çalışıyorsun? Evet. Ben burada çalışıyorum. Savcı Bey'in asistanıyım. Ben sana ne yaptığını sormadım ki. Cüzdanı ver bana. Ver! Polissin de. Hangi birim ben? Söylesene güzelim. Güzellikle soruyoruz işte. Bülent'i buldum tuvalette. Biri fena harcamış abi. Nasıl ya? Adam tuvalette ölmüş. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok öyle mi? Söyle. Hangi birimdensin? Bravo. Hepimize bravo. İttik en sakat emniyet mensubundan rehin aldı. Bakalım arkadaşın da sizin Rambolar. Thank you.
ağır bir araba yapmış kardeş. Lan! Lan! Lan benim Ceylan'ımla ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ne işin var oğlum senin burada? Salih abi. Harbiye kızma, ben istedim getirmesini. Senin araba boştaymış, ödünç aldım. Abi sen iyi misin? Hı hı. Salih abi. Döndün mü sağlara? Hı hı. Gel abi. Ne oluyor şimdi burada? Bir durum raporu verin bakalım. Herifler kalabalık. Elif abla rehin, Akif abi adam eksiltmeye çalışıyor. Müdürün emrini bekliyoruz. Hafız, yine girdin yektene. Ama hiçbir şey anlaşılmadı, söyleyeyim sana. Anladım ben durumu, anladım. Gördün mü? Salih abimle benim aramda farklı bir telsiz frekansı var. Beni müdürün yanına götürün çocuklar. Hemen abi. Çekil. Sen yandın oğlum. Ben sana göstereceğim. Tamam, tamam. Sana göstereceğim ben. Buyurun. Sağ olun. Burası güvenli. Lütfen bu odadan ayrılmayın. Tamam memur hanım. Teşekkür ederiz. Anne ben büyüdüm artık. Ben de gidip babamı kurtarmalarına yardım edeceğim. Evladım olur mu öyle şey? Sen hiç merak etme. Polis amcalar işini bilir. Onları bir çıkarım hepsi yere devrilir. Biliyorum yaparsın. Ama şimdi gerek yok. Baban zaten onların hakkından gelir. Sen size mi aldın akıllı çocuk? Zehirli akıllına zarar gelirse seni naksız size. İşini alırım ona göre. Tabii tabii yaparsın akıllı çocuk, yaparsın. Eminim yaparsın. Ben evde konuşmayacağım, siz sesi takip edin. Tamam abi. Anlaşılan sen de özel harekatçısın. Korkanım bu da sevgilindir. Derdin ne bilmiyorum. Ama buradan sağ çıkamayacağına göre gelsen paşa paşa bırak rehineleri. Yerini bulacak. Seni konuşturuyor yapma. Ulan çök yerine. Geliyorum lan buraya. Çık lan koridora. Kızını dövmeyen dizini dövermiş bu zamanda. Tamamdır. Şimdi çıkar ortaya. Müdürüm, odadaki kameraları devre dışı bıraktıkları için... Yani inatsın ki ne inat be Salih. Şuracıkta durayım. Belki yardımım dokunur müdürüm. Salih amirim hoş geldiniz. Hoş buldum. Şşş. Sana ne oluyor oğlum? Dolmabahçe koruma muhafızı gibi dikiliyorsun başında. Salih amirimi koruyorum müdürüm. Beyler, ikinci katta çatışma başladı. Herkes hazır olsun. Akif'tir o, Akif. Ben de ondan korkuyorum ya. Elif de içeride biliyorsun. Şimdi tutup da onun aşkına hepsini indiriverir gör bak. Salih, piyasko istemiyor. İçeride savcı var, rehineler var. Akif'e ulaşmalıyız müdürüm.
Geçti geçti. Hiçbir şey yok. Polisler babanı kurtarıyorlar şimdi, tamam mı? Kurtaracaklar, iyi olacak. Babam birazdan gelecek, tamam mı yavrum? Tamam. Tamam. Aç kol. Baba geliyorum baba. Enes. Baba geliyorum baba. Oğlum baba, geliyorum. Anneyi tutun, bırakmayın. Dur lütfen. Dur. Baba Enes. Geliyorum. Sakin ol. Tamam. Tamam. Enes, ne olur gel ya. Lütfen. Bırak. Vay vay vay. Senin adama tam düğün dernek oldu. Akif'in elinden kurtulacağını sanıyorsan bir daha düşün. Akif. Demek adı Akif. Dur sen. Merak etme. Geldi.